Evet. Hocam en önemli soru soruyorum. En son Game of Thrones bölümü hakkında yorumunuz. Bence batırdılar neyse. Hayda. Valla Game of Thrones'la ilgili olarak bugün Özgün diyor ki hocam YouTube'a giriyorum her yerde Night King yazıyor. Bu kim? Ne güldüm var ya. Her yerde bir Night King trailer'ı, Night King review. Valla yani şu ölüm sahnesini izlersek şimdi. Ben Game of Thrones'a bayılan biriyim yani. Böyle büyük bir zevkle izliyorum. Hatta evde ben uydu var. 3 tane uydu anteni kurdum. Kendi kurdum işte. Bütün şeyleri evde Digitürk müjdür hiçbir şey yok. Eskiden D-Smart vardı. Onların hepsini söktürüp gönderdim. 3 tane çanak anten var çatıda. Bir tanesi işte Amerikan kanalları, yok Hotbird bilmem ne, Astra hepsi var. HBO çıkıyor bende zaten. Var. Gece 4'te izleyebiliyorum yani HBO'yu. Neyse izledim. Çok karanlıktı ya. Fena karanlıktı yani. Hakikaten hiçbir şey görmedim diyebilirim. Ama tamam ben şeyciyim. Böyle çok ince eleyip sık dokuyuculardan değilim yani. Ya orası nasıl mantık hatası olur? Yani öyle izlerseniz hiçbir şeyden zevk alamazsınız. Çünkü sonuçta film ve diziler mantık üzerine her zaman kurgulanamaz yani. Ha, olanı vardır. Ama ben fantastik şeylerde mantık aramam çok fazla yani. O nedenle benim için güzeldi. Ben çok zevk aldım. Çok keyif aldım. Yani işte Jon'un atıyorum işte Night King'e arkadan saldırdığı koştuğu bir sahne falan var. Şeyleri de izliyorum. Yorum yapanları da izliyorum. Herkes oradaki mantık hatasını söylüyor. Doğru. Ama benim için güzel bir sahneydi yani. Ben çok böyle detaylı üzerinde durmadım. O kadar da büyük fanı değilim belki dizinin. Sadece izleyip sevenlerdenim. Bence keyifliydi. Ben zevk aldım. Arya'nın öldürmesini de şeyden hissettik tabii zaten yani. Bir yere gidiyor bu Arya. Ama nereden çıkacak diye baktım. Şey de güzeldi yani Night King'in tam o sırada dönüp onun geldiğini hissetmesi güzeldi ama işte Arya'nın taktiği de güzeldi. Asıl bence hikaye Night King'de değildi. Ben hiç Night King'i falan da beklemiyordum. Yani şu bölümü izlemek istiyordum. Neden? Şöyle bir gaz çıkardıkları için. Yani dediler ki işte Yüzüklerin Efendisi'ndeki işte Miğfer Dibi Savaşı'ndan şöyle olacak da böyle olacak da. Ya yani ben Peter Jackson'ın çektiği bir filmin üstüne çıkabileceklerine zaten ilk söyledikleri günden beri hiç mi hiç inanmadım. O nedenle de hayal kırıklığım hiç olmadı. Yani hiç olmadı hayal kırıklığım. Birçok kişi şeye çok şey yapmış. Yani işte Miğfer Dibi'nden daha iyi olacak. Bakalım nasıl olacak diye izlemiş. Ben olabileceğine ihtimal vermedim. Çünkü yani bir koca Yüzüklerin Efendisi'nin bütçesiyle Game of Thrones'un bir dizisinin bir bölümünün bütçesi zaten bir de kese kese 6 bölüme kadar düşürdükleri şeyin eşit olup aynı şeyi yapabilme olanakları bile yok bence. Ki zaten olmamış her şey çok hızlı çok hızlı çok hızlı geçilmiş. Ama dediğim gibi ben çok böyle şey detaycı değilim bu konularda. Ben büyük bir Yüzüklerin Efendisi hayranıyım. Çok çok büyük bir Yüzüklerin Efendisi hayranıyım. En azından yani şöyle söyleyeyim. İlk dediğim 3 bölümünü Yüzüklerin Efendisi'nin 3 filmini rahatlıkla 600-700 kere izledim. Bu kadar abartı. Çok zevk alarak izledim. Hiç de Yüzüklerin Efendisi'nden sıkılmam. Müthiş bir hayranıyım. Game of Thrones'un bence ilk sezonundan itibaren en iyi sezonu bundan 2 önceki sezondu. Yani geçen sezon değildi bence. Geçen sezondan önceki sezonu inanılmaz iyi bir sezondu. İlk ölülerle tanıştıkları o falan yani çok 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 masalsı, çok güzel bölümlerdi. Bence orada zirveyi yaptılar onlar. Ya daha üstünü beklemek olanaksız. Bundan sonrası da tamamen işte Arya'nın Cersei'yi kesmesi üzerine bence yani. Bence ama onda da beklenene sürpriz yapacaklar. Onu da Arya öldürmeyecek. Onu da şey öldürecek, kardeşi öldürecek. Bana da öyle geliyor. Öyle bitecek. Bütün ülkeyi bence Tyrion yönetecek. Tamamen Tyrion alacak her şeyi. Diğer tarafta da bence benim tahminim Daenerys Targaryen'ları yönetecek. Diğer tarafı da Sansa yönetecek. Bitti işte. Vallahi yani aynen öyle. Benim kafamda. Cersei'ye saklıyordu. Yani Cersei akıl savaşı yani. Bela gibi yani. Bence öyle. Neyse. Sahneye bak abi. Hala izlemeyen olamaz herhalde yani değil mi? Baksana abi. Şurada takıyor işte. Fena takıyor yani.
Şurada yanından geçiyor Arya ama nasıl geçiyor onu da bilmiyoruz. Bran'in ne yaptığını bir türlü çözemedim. Neyse ben dediğim gibi çok böyle takılan bir tip değilim yani. Gayet keyif için o sırada oturup böyle eğlencesini izlerim. Zevk almak için izliyorum yani. Sinirlenmiş değilim yani bu sahnelere. Bir mantık hatası bariz seziyorsunuz ama sorun değil. Müthiş ya. Hocam herkes spoiler isyanında. Yo kaç gün geçti ya? Daha ne spoiler'ı? Hala izlemediyseniz ben ne yapayım arkadaş? 70 bin kişi üstüne video çekti bunu yani. Belki bir de yani bu şey... Ya yalnız buranın en komik sahnesi şey biliyorsunuz. Orası çok komik. Şimdi... onu da izledim. Ne güldüm. Şimdi burada Jon Snow ejderha ile karşılaşıyor ya. Tam o sırada atıyorum Arya bıçağı sokuyor. Şimdi geyik çok güzeldi ya. Ona çok güldüm. Jon Snow bağırarak öldürdüğünü sanıyor ejderhaya diyorlar ya. Şu sahne yani. Ne güldüm buna ya. Of. Hakikaten o kafada yani. Kesin ama Jon Snow ya bunu şey olarak öldürdüğünü sanıyor. Bak şimdi burada. Ya şu sahne yani Jon Snow kalkıyor artık yapacak bir şey yok. Ejderhaya bağırıyor ya burada. Bak şimdi. Aynı anda da Night King'i öldürüyor şey Arya. Kesin Jon Snow o şekilde öldürdüğünü sanıyor falan yani. Rezalet ya. Burası komikti yani hakikaten. Jon Snow açısından komikti tabii. Evet. Ama ben şöyle bir şey de söyleyeyim. Benim tahminim bu iş burada bitmeyecek. Yani burada Night King'i öldürmeleri karanlığı öldürdükleri anlamına gelmiyor. Yani bu mutlaka bir şeye dönüşecek. İleriki bölümlerde bunu göreceğiz gibi geliyor. Tekrar o karanlık oluşması için temel gücü bulacak. Nereden bulacak bilmiyorum. Belki Bran'dan bulacak, belki Jon Snow'dan bulacak. X başka birinden bulacak. Birinin ölüsünden faydalanıp tekrar onu yaratacaklar gibi geliyor. Yani çünkü karanlık ölmez biliyorsunuz. Yani böyle şeylerde hep bir denge vardır. Tamamen bir şeyi yok edemezsiniz. Burada ölen sadece Night King oldu. Ha işte bu sahne ya. Bağırdı ya. Vay be ne bağırdım modu. Şurada Jon Snow ne düşünüyor acaba şu anda değil mi? Ne bağırdım baba ya. Neyse o kadar. Evet bir konuk alalım yayınımıza genç arkadaşlarım. Sevgili Özgüncüm. Baya geyiğin dibindeyim şu anda. Çok fena. Ben asıl spoiler içeriden bekliyordum. Azer'in röportajından ama onu galiba spoilersız izleyeceğim. Aa, Azer'in röportajı duyguların patladığı bir röportaj. Kerem Bayar 24 yaşındayım. 13 senedir müzikle uğraşıyorum. Fena tenorum ortalığı yıkarım. İyi yayınlar. Ya Kerem seni tanımayan var ya. Baya hani galiba kayıtlı hocam bir yerde. Her bak. Yayında aynı yazı yatıyor. Noktalama işaretine kadar aynı dikkat ettim çünkü. Film, ya çok fena çok. Delta TK film analizi için pazar gününü bekliyoruz demiş. Hangi filmi izleyeceğim çocuklar? Aa, çok iyi ya. Dev sahnesini asıl ya diyor. Dev sahnesi bence güzeldi dev sahnesi. Ben çok zevk aldım. Dedim ya ben böyle çok takılmam yani fantastik şeylerde böyle mantık ararsanız zaten saçmalık yani. Night King'in gerçek olduğuna inanıp onun üzerine kurgular yaparsanız bence mantıksız. Zaten baştan mantık yok ki. Neyi mantığını arıyorsun?